Hayırdır Koray kardeş? He? Dükkanları karıştırdın herhalde. Yo, dükkan falan karıştırmadım. Ben senin neler karıştırdığını bildiğimi söylemeye geldim. Bu o gece düşürdüğün çakı. Hani o dükkan dağıttığın, hiç düşünmeden bütün emeklerimizi mahvettiğin gece. Sen ne diyorsun ya? Senin ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu ha? Duyuyor mu? Sen bana hırsız mı demek istiyorsun? Vallahi artık orasını bilemem. Adı neyse. Hırsızlık mı? Dükkan dağıtma mı? Yağma mı? Oğlum hani bas git, işine gücüne bak. Belanı benden bulma. Vallahi bak keyfim yerinde yoksa senin suratını dağıtırdım ha. Bu işten sıyrılamayacaksın Yener. Oğlum yürü git. İşimiz gücümüz var. Sen bilirsin. Gerisini polise anlatırsın. Polise mi anlatacağım? Lan polisinden bahsediyorsun oğlum sen. He? Bana bak. Sen daha dün Ali Ata bak derken biz atı almış Üsküdar'ı geçmiştik. Çek dilini. Şuna bak. Dünkü çocuk gelmiş bana ahkam kesiyor. Ben dua et keyifli günümdeyim. Yoksa var ya seni bir döverdim. 6 ay var ya suyu pipetle emerdim. Bu işten sıyrılamayacak. Hesabını ödeyeceksin. Bas git. Ödeyeceksin. Bas git. Bas. Düdük. Bir şey yok anneciğim, bir şey yok. Fikret Bey, Koray Yener'in yanına gitmiş. Ufak bir tartışma yaşanmış. Ne yapalım? Yener'i alın, öğrenin ne olduğunu. Nasıl isterseniz. Emrah çek. Bir berbere mi gitseydim ya? Neyse iyi böyle ama. Ya birader gene mi siz ya? Bizimle geliyorsun. Hiçbir yere gelmiyorum kusura bakma. Artistik yapma. Şimdi diyorsak şimdi. Ya güzel kardeşim bak önemli bir işten haber bekliyorum. Halledeyim bir iki saate geleceğim hemen. Birader bıraksana lan birader. Allah Allah ondan. Niye açılmıyor? Kapalı galiba. Nasıl ya? Nerede bu? Arasana. Yok, açmıyor. Tamam, sakin ol. Bulacağız. Abi kusura bakma. Kız arkadaşım arıyor açmam lazım. Bir falso verirsen atarım arabadan aşağı. Alo. Yener. Neredesin? Buluşacağız demiştik. Dükkana geldim kimse yok. Ya çok acil bir işim çıktı Zehra biliyor musun? Sokakta kalmış fıkara bir aileye yardım için koşturuyorum he. Yoksa hiç bekletir miyim ya ben seni? Ya bari yalan söyleme ya. Sen kim yardım kim? Hadi neredesin söyle ben geleyim. Ya aslında şu an hiç uygun değilim biliyor musun? Müsait olur olmaz ben seni arayacağım. Tamam mı? Haber bekle benden. Ne beklemesi? İşim gücüm var benim. Şşş, kısa git. Alo, çok değil Zehra. Bir 5-10 dakika bekle, tamam mı? Sonra nereye istersen gideceğim. Arayacağım ben seni, tamam mı? Yeter lan, seni mi bekleyeceğiz? Abi ne yapıyorsun ya? Versene şunu. Tıraşı kesecek misin yoksa ben kafadan direkt keseyim. Kapattı. İyi de neredeymiş? Ne dedi? Ya anlamadım ki. Bekle ben seni arayacağım dedi. Kim bilir yine ne işler çeviriyor. Hiç umurumda değil. İyi hadi gel gidelim. Abisi şu telefonu verecek misin ya? Ya sorması ayıp olacak da biz nereye gidiyoruz ha? Hani ben de bilsem. Dolaşıyoruz işte ne yapacaksın? Keyfine bak sen arkada. İyi de nereye dolaşıyoruz arkadaş? Hem bak duyduğunuz da kız arkadaşım aradı. Randevum var kızla. Hayır beklemese akşama kadar gezelim tozalım ama... Sen onu bunu bırak da Koray'la ne alıp veremedin var bir anlat bakalım. Koray mı? Sizinki o bizim aramızda bir mesele. Bak aslanım.
sorularıma düzgün cevap verirsen buradan eline, elin ayağına düzgün bir şekilde gidersin. Ha yok, yamuk yumuk konuşacağım diyorsan. Anladım abi, anladım da. Yani bizim aramızda ne olabilir Koray'la? Onu da sen söyleyeceksin işte. Niye atıştınız? Oğlum Yener, bunların niyeti iyi değil. Postu deldirmeden kaç kurtar kendini. Şş, alo. Alo. Kime diyor? Ya bir dur ya, bir anlatacağım da bir iki dakika müsaade et, öyle değil mi abi? He? Toparlayayım, mesele derin bir mesele çünkü. Dur, kaçma! Sen arabayla gel, ben peşindeyim.